son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemimizden mültemisün. Alıcıdırlar, talep edicidirler. Dikkat buyurun, talep edicidirler. İltimas edicidirler, isteyicidirler. Ve ondan yalvarıcıdırlar. Ondan maddi ve manevi talepte bulunup ihtiyaçlarını giderendir bütün peygamberler. Efendimiz de istiyorlar. Diyeceksiniz Efendimiz ahir zamanda son peygamber olarak geldi. Hazreti Adem, öteki peygamberler ondan çok evvel dünyaya geldiler. Nasıl ondan istiyorlar? Evet, manen istiyorlar. Ruhen istiyorlar. Peygamberler hem maddeleriyle hem manalarıyla onlar yaratılmışların en eftali. Onlar her an beraberler. Ruhaniyetleri her an karşı karşıyalar. Sevgili peygamberimizin mübarek huzurunda bütün peygamberler. Efendimiz yaratılmazdan önce, şimdi de onun huzurunda ondan talep edicidirler. Ahirette de öyle olacak. Ahirette de Hazreti Adem'e, babamıza gideceğiz. Aman bizim ilk babamız, çok sıkıntıdayız, bize yardım et denilecek. Babamız, benim hiç yüzüm yok istemeye. Çünkü ben cennette zevcemle birlikte şu ağaca yaklaşmayın buyurdu Cenab-ı Hak. Maalesef o ağaca hem yaklaştık hem de meyvesinden yediğimiz için hata ettik. Öyle bir mahcubiyetim var ki yüzüm yok istemeye. Gidin ikinci babanız Nuh'a gidiniz diyecek, Nuh Aleyhisselam'a gelecek. O günün orada sıkıntıda darda kalan günahkarlar Nuh Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e gönderecek. Hazreti İbrahim, benim de hiç yüzüm yok şu anda. Kendimle meşgulüm. Zira ben hayatta 3 defa bir hatada, yanlışlıkta bulundum. Hanımım için kardeşim dedim. Hasta değildim kavmime, hastayım dedim. Binaenaleyh bunlardan dolayı çok mahcubum Allah'ımın huzurunda. Siz doğru gidin Hazreti İsa'dan isteyiniz. Hazreti İsa'nın ruhaniyeti efendim üzerimizde, bütün peygamberlerin ruhaniyeti yeryüzündeki müminlerle beraber. İşte orada onun huzuruna da gideceğiz. O da bizi son peygamber. Diyecek ki ben onun nuruyla aydınlandım. Milletime, kavmime onu anlattım. Onun müjdesini verdim. Ben ona muhtacım. Siz son peygambere gidiniz. İşte hiç hatası olmayan. Ta küçüklüğünden beri, dünyaya gelişinden itibaren peygamberlik rütbesi verilinceye kadar en ufak bir hata, yanlışlık kendinden görünmeyen, sadır olmayan, Mekke'de kavmi ve milleti arasında Allah'ın terbiyesinde yetişen o yüce şanlı peygamber, herkesin sığınağı olmuş, darda kalanlar hep ona müracaat etmişler. Mekke'de aileler anlaşamadıkları zaman, bir anlaşmazlık olunca gidelim Muhammed'e, o bize en güzel yolu, en çıkar yolu, o bize gösterir diyorlardı. Efendimiz onların müşkillerini hallediyordu. Daha peygamber değil. Böylece bölgede, yörede Muhammedül Emin unvanını almıştı. Herkes ona Emin Muhammed, sözüne güvenilir. Efendim özüyle sözü aynı. Gidenlere yardımcı olur.
darda olanları rahatlatır. Sıkıntısı olanların sıkıntısını giderir. Hiç kimse onun aleyhinde tek bir söyleyecek söz bulamayarak Allah'ımız kendisini yetiştiriyordu. Ve 40 yaşında da nübüvvetle şereflenince maddesi ve manası tamamlanmış, Allah'ın Habibi olarak tayin ediliyordu. İşte peygamberler arasında Habibullah olarak seçilen, Allah'ımız kendisini böyle ayırdığı, böyle seçtiği o yüce peygamber, herkesin muhtaç olduğu, peygamberlerin dahi muhtaç olduğu, peygamber demiyorum, günahkarlar, asi insanlar, peygamberleri bile Allah'ımız ona muhtaç kılmış. Ondan isterler, ondan talep ederler. Şu anda da, geçmiş tarihlerde de diyor aşık. Neyi talep ederler? Böyle bir şanlı peygamberden gurfen minel bahri, denizden, deryadan bir avuç su isterler. O deryayı Muhammed'den, o deryadır, o denizlerdir. Bütün peygamberler o denizden birer avuç su talep edenlerdir. O rahmet peygamberin rahmetinden gelip talep edip isteyenlerdir. Evreşfen minet diye mi veya böyle tane tane aheste aheste yağan devamlı yağmurdan bir damlacık içenler, bir damlacık su alanlardır. O yağan yağmur sevgili peygamberimizin yağmuru. Ta yerler gökler yaratıldığından beri yeryüzüne semadan inen o rahmet sevgili peygamberimizin rahmetidir. Onun maddi ve manevi Allah'ımız onun rahmeti olarak indirmektedir. Semadan inen rahmettense canlılar, cansızlar, kafirler, münafıklar, mürtetler onlar da istifade ederler. Ama müminler de istifade ederler. Hayvanlar, bütün bitkiler semadan inen rahmete muhtaçtırlar. Hele hele Nisan yağmuru. Nisan yağmuru Hint okyanusunda bulunan bir canlı su mahsulü vardır. Yaşayan bir hayvan. Onun ismine de sadef denir. Nisan yağmurları yağınca o hayvan denizin derinliklerinden çıkar ve Nisan yağmurlarından bir damlacık almak için ağzını açar. Ve Nisan yağmurundan bir damlacık onun ağzına gidip yutunca birdenbire anında inci olur efendiler. İşte inci avcıları o hayvandan incileri toplarlar. Bu rahmet peygamberimizin rahmetidir. O inciler Resul-i Ekrem'imizin incileridir. O peygamber, öyle bir peygamber, öyle bir Resulullah, öyle bir Habibullah ki işte o bütün peygamberlerin istifade ettiği avuç avuç kendisinden su talep ettiği bir derya veya ya kainat, yerler gökler yaratıldığından beri yağan o Yağmur-u Muhammediye'den, Rahmet-i Muhammediye'den birer damlacık alanlardır buyurulmaktadır. Böyle bir Resul-i Ekrem'i ve Nebi-i Muhterem'i biz nasıl anlatabiliriz ki? Anca onu anlatırken dilimizi süsleyebiliriz. Onunla süslenmek için onu anlatırız. Onu methetmek bizim haddimiz mi kardeşler? Nasıl anlatabiliriz ki? Bir insanın anlattım demesi şuna benzer. Karadeniz'den, Akdeniz'den bir damlacık su alır. Ey insanlar, size Akdeniz'i getirdim. Buyurun Akdeniz demesine benzer.
Hiç o bir damlacık denizden aldığınız su o denizin tamamını temsil eder mi? Efendim? Onu teşkil eder mi? Asla. Sadece o denizden bir damlacığı ifade eder. İşte insanlığın, Allah Resulü'nün aşkıyla yanan sizlerin, bizlerin, onun yolunda kurban olalım. Ona teslimiz. Rabbimize teslimiz. Çünkü Müslümanız. Resulullah'ımıza teslimiz. Çünkü Müslümanız. Müslümanlıkta teslimiyet vardır. Müslümanlıkta sevgi, Müslümanlıkta barış, Müslümanlıkta birbirimize kaynaşma vardır. Tevhid vardır. Binaenaleyh, o Resul-i Ekrem benim iyi muhterem böyle bir deryadır. O deryanın tamamını nasıl kucaklayabilirsiniz ki? Nasıl onu avucunuza alabilirsiniz ki? Koca bir Akdeniz'i, Karadeniz'i avucuma aldım demek ne kadar saf dilliktir. Öyleyse o Resul-i Ekrem'i ben anlattım. Ben anlatıyorum demek de o kadar acizliğimizi ve hiçliğimizi ifade eder.